Probiyotikler, prebiyotikler ve probiyotikler arasındaki farkları bilmiyor ve merak ediyorsanız tam da doğru yerdesiniz arkadaşlar. Şöyle bir tabak hazırladım. Önce bunları göstererek biraz hafızanızda bir şeyleri canlandırmak istiyorum. Şöyle bir elmam var. Sizce bu prebiyotik mi, probiyotik mi arkadaşlar? Şöyle bir domates, marulumuz var, havuç var. Evet, şöyle bir ekmek var ama tam tahıllı ekmek arkadaşlar. Ona dikkatinizi çekerim. Turşu var, turşucuk. Evet, nohut ıslatıyordum. Bir de nohut aldım. Nohut var ve yoğurdumuz var. Bunlardan hangisi prebiyotik, hangisi probiyotik? Evet, videomuza başlıyoruz. Probiyotiklerden başlamak istiyorum. Çünkü bunlara açıkçası daha aşinayız bence. Şöyle, probiyotikler bağırsaklarımızda mikrobiyatamızı oluşturan, çoğunluğu bakteri olmak üzere, bakteri ve mayalardan oluşan, faydalı ve faydasız, yani zararlı da olabilecek bir takım mikroorganizmalar arkadaşlar. Probiyotikler bunlar. Çabuk bozulmasını engellemek amacıyla üretilen fermente gıdalardan genelde bol bulunuyorlar. Nedir bu fermente gıdalar? Başta yoğurt, peynir, kefir, turşu, şalgam, sirke, boza, soya ürünleri ve aynı zamanda ekşi mayalı ekmek. Ve bu ilginç, ben şaşırmıştım araştırırken, işler bakarken, tarhana arkadaşlar. Tarhana da fermente bir gıdaymış. Probiyotik içeriyormuş. Ben tarhanayı çok severim, o yüzden mutlu oldum. Gelelim probiyotiklerin faydasına. Tabii ki de bağırsaklarımızın sağlığı için, sindirim için çok faydalı bu mikroorganizmalar. Bunun haricinde öyle herkesin bilmediği bir şey var. Bağırsaklarımızın ikinci beynimiz olduğu söyleniyor ve birçok kronik hastalıkla, psikolojik rahatsızlıkla ilişkilendirilmiş bağırsaklarımız. Bu yüzden probiyotikler de bu hastalıkların iyileştirilmesi ve semptomlarının, yani şikayetlerinin azaltılması için de önemli. Yani bu yüzden mikrobiyatamız, bu mikrobiyata konusu ayrı bir konu aslında. Bunun için başka bir video çekeceğim. Mikrobiyatamız ne kadar çeşitli, ne kadar bol olursa bizim için o kadar iyi oluyor. Bunu yapmak için de probiyotikleri o kadar çeşitli yememiz lazım. Probiyotikler sadece bağırsaklarımızda bulunmaz. Aynı zamanda ağızda, vajinada, idrar yolunda, deride, akciğerlerde de bulunur. Bu yüzden bebeklerin normal vajinal yolla doğması sağlıklı mikrobiyata gelişimi açısından çok önemlidir. Çünkü doğum sırasında annenin florası, vajinal florası bebeğin ağız yoluyla bağırsaklarına geçer ve sağlıklı bir mikrobiyata gelişimini sağlar. Evet, gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler probiyotik mikroorganizmaların besinini oluşturan lifli gıdalardır. Temel olarak bitkilerin iskeletini oluşturan selüloz yapısı sindirilemez ve bakterilerin, mikroorganizmaların yakıtını oluşturur. Probiyotikleri beslemesi sayesinde bir sürü faydası var elbette ki. Bunun haricinde su çeken yapıları nedeniyle kabızlığı da önlüyorlar. Ve kan şekerini dengeleyici etkileri sayesinde de tok tutucu özellikleri vardır. Temel olarak sebze ve meyvelerde bolca bulunurlar arkadaşlar. Aynı zamanda tahıllarda da bolca bulunurlar. Hatta bildiğim kadarıyla tahıllarda daha çok varlar. Çünkü dışında bir direk koruyucu bir katman var ve o lif kepek yapısı, lif yapısı, tahıllar ve bakliyatlar, bunlar güzel lif yapısı içeriyorlar. Şöyle ki, prebiyotik ve probiyotikler beraber çalışan iki şey. Biri olmadan diğeri olmuyor. Bir probiyotik prebiyotiğe ihtiyacı var. Prebiyotik de probiyotik olmadan bir şeyi tam anlamıyla yok.
O yüzden ikisini de beslenmemize düzenli bir şekilde almamız gerekiyor arkadaşlar. Türk halkı olarak biz galiba bu probiyotikler içinde en çok yoğurdu tüketiyoruz ve burada ev yoğurduyla market yoğurdu arasında büyük farklılık var. Geçenlerde Dilara Sarı isminde bir genetik mühendisinin ev yoğurdu ve market yoğurdunu karşılaştırdığı bir mikroskobik görüntüyü görmüştüm ve farka inanamamıştım. Gerçekten ben zaten arada ev yoğurdu yapıyorum. Bu ara yapamıyorum maalesef. Ama o videoyu gördükten sonra ev yoğurdu yemem gerektiğini çok daha iyi anladım. Videonun linkini size açıklamada paylaşacağım. Koyamıyorum çünkü daha telif hakkı olaylarını çok çözemedim. O yüzden şu an sadece linkini paylaşabiliyorum. Evet, iyi güzel de ben yine hala hangisi prebiyotik, hangisi probiyotik karıştırıyorum diyorsanız eğer sizin için bir kelime ipucu şeyi buldum işte kelime umarım beğenirsiniz. Pro ne var? O var. Bu şeye benzeyecek. 40. yıl kutlu olsun falan. Probiyotikler neydi? Mikroorganizmalardı, mikroplardı değil mi? Mikropta ne var? O var. Prebiyotik. Prebiyotik neydi? Onların besiniydi değil mi? Besinde ne var? E var. Buradan aklınızda kalsın arkadaşlar. Probiyotik, mikrop, prebiyotik, besin, E var ikisinde de. Onların besini. Bence oldu ya. Evet arkadaşlar, sanırım videom burada bitti. Diyeceğim başka bir şey galiba yok. Birkaç tane şey yapayım şöyle ya. Yiyeyim bari bitirirken. Bu ne gibi biliyor musunuz? Bu mesela biliyorsunuz artık. Bence öğrendiniz. Bu turşu probiyotik arkadaşlar. Bağırsaklarımıza. Bunda mesela fermente bir ürün bu. Bunu fermente ettiler. İçinde mikroorganizmalar var. Bunu hüpletiyoruz ve bağırsağımıza sağlıklı mikroorganizmaları çoğaltıyoruz. Yoğurt da haliyle tabii ki de yoğurt paylaşmıştım. Yoğurt da yine aynı şekilde faydalı mikroorganizmalar içeriyor. Şu an bu kepekli, tam tahıllı 12 tane tahıl varmış mesela bu ekmekte. Bu prebiyotik arkadaşlar. Çünkü liflerle ne oluyor? Bakteriye ne besin sağlıyoruz. Bu ekşi mayalı olsaydı prebiyotik de olacaktı aynı zamanda. Yani ne oluyormuş? Ekşi mayalı ekmek, ekşi mayalı tam tahıllı bir ekmek yersek hem prebiyotik tüketiyormuşuz hem probiyotik tüketiyormuşuz. Videonun bu kısmı planda yoktu. Marul da yine prebiyotiğimiz. Yine yani lifli bitkisel ürünler prebiyotik. Elma da öyle. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım diğer videolarda da görüşürüz. Beğendiyseniz beğene basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.